Evet sevgili Kadıköy Sokak ailem hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz canınızı sıkacak ama biraz sizi rahatlatacak, belki biraz da sinirinize ortak olacak bir video çekme planım var. İnşallah becerebilirim. Beceremezsem de bana da çok kızmayın. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sezon 99 puanla rekor kıran, ilk 19 maçında yenilgi yüzü görmeyen İsmail Kartal'ın yerine daha iyisini yapması için getirilen Jose Mourinho 6. haftada eleştiri oklarının hedefine oturdu ve tartışılmaya başlandı. Ligdeki ilk yenilgisini hem de sezonun ilk derbisinde hem de evindeki bir maçta alırken sadece taraftarlar değil dünya basını da Portekiz hocanın performansını tartışmaya açtı. Aklıma gelmişken söyleyeyim biz bu maçı Galatasaray'ın sahasında kaybetseydik. Yani 6. hafta maçı Galatasaray'ın sahasında olsaydı. Yine böyle istatistiklerde önde olsaydık. Maç bitiminde ben deseydim ki arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Allah da istemiyor bizim kazanmamızı. Yani nasip etmedi Rabbim deseydim. Gördünüz kaçırdık biz kaçırdık. Onlar geldi attı biz kaçırdık. Hiçbirinizde bu kadar tepki olmazdı. Oluşmazdı. Derdiniz ki hocam haklısın ya. Valla düşününce yani futbolcuların eşekliği. Hatta bazılarınız şey de derdiniz. Hocam Mourinho çıkıp kendimi mi atacak? İsmail Kartal'la geçersen aynısını yaşadık. Hani bir bazı Anadolu takımlarına evimizde beraber kaldık. Samsun'da deplasmanda beraber kaldık. 7 taneydi sanırım. %100 gol pozisyonuna yararlanamadık. Alanya maçında 9 taneydi. Yanlışım yoksa. Hatta hepimiz aynı şeyi söyledik. Arkadaş İsmail Kartal mı çıksın atsın dedik. Ama bu derbi. Şimdi sabahta yer alan habere göre bazı şeyleri tespit etmişler. Mesela İrfan Can Kahveci diyor derbinin havasını suyunu iyi biliyor. Gelir gelmez kesti. Geçen sezon 18 gol 12 asistlik performans yaptı. Kariyer rekoru kırdı. E oyuna da geç soktu diyor. Sistemini oturtamadı. Takım halinde kompakt hareket edemiyor Fenerbahçe ve birçok maçta futbol olarak vasatı aşamadı diyor. E Galatasaray karşısında da hani ön alan baskısını ne ön alan baskısı yapabildi ne de etkili kontra atağa çıkabildi. Mourinho'nun takımları savunma sertliğine bilinir ama derbide helva gibi bir takım savunması yapıldı diyor. Dünya Futbolu'nun en önemli isimlerinden biri olarak <laughs> 19,5 milyon euroya alınan Ennesiri'nin hani milli arayı takımla geçirmesine rağmen uyum sağlayamadı demiş. Bunun yazarı hangi cahilse Ennesiri milli takımındaydı. Tamam futbolcuyu göm de. Oyuncunun vücudu fazla kilosu olduğu gözler önüne seriyor demiş. Biraz vücut yapısı öyle ama sabahın haberidir bu. Yaptığı tercihler tatmin etmedi. İlk yarıyı çok kötü oynayan İsmail Yüksek için dakika 30'da oyundan alınmalıydı. Ben katılıyorum buna. Arkadaş 20. dakikada futbolcu oyundan alırsın. 30'da oyundan alırsın. Bu diğerlerine de mesajdır. O andan itibaren futbolcular da kendilerine çeki düzen verir. Kasımpaşa maçında çok iyi mücadele eden Bekao'nun yerine Ciku'nun oynaması. Yani ana tandemde adam Ciku'yu birinci stoper, Çağlar'ı ikinci stoper görüyor. Ha Galatasaray atak yaparken Dusan Tadiç'in için önde pres yapmak yerine geriye kadar yaslanıp Ciku'nun yanına sağ stoper olarak girdiği görüldü. Aynı şekilde o öyle yapınca Mert Müldür de ileride kaldı mesela. İlk, ilk iki gole bakın Mert Müldür böyle şey gibi. Hani ne yapacağını bilmez bir futbolcu gibi ya. İlk defa oraya böyle atılmış gibi. İlginç. İsmail Kartal aslında iyi bir takım bıraktı. Sağda İrfan, solda Tadiş'le. işleyen iki tane kanat bıraktı. Maximen'i aldın sola diyeceksin ki arkadaş Maximen Tadiç yarışı kim kazanırsa o oynar. Sağda Oğuz Aydın aldın. İrfan Oğuz kim kazanırsa o oynar. Cengiz'i gönderecek misin? Göndermeyecek misin? Üçünüzden iyi olan oynar, öbürü öbür ikisi yedek bekler diyecektim. Çok da zor değildi. Ha puan ortalaması. Fenerbahçe'nin başında 6'sı Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 10 resmi maça çıktığı Mourinho 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile 20 puan ve 2-0-0 puan ortalaması. Ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2-17. Ve kariyerinde 26 kupası var. İsterse 260 tane kupası olsun. Ben Fenerbahçe'deki icraatına bakıyorum. Bakın Fenerbahçe'de çok büyük çelişkiler var. Taraftar buna çok aşırı kızıyor. Başkan Ali Koç seçim öncesinde ne dedi? Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak dedi. Demedi mi? Yani yalanım varsa söyleyin. Derbide yeni transferlerden yalnızca maksimum forma şansı buldu. Sadece o kadar transfer içinde sadece. Şaka gibi değil mi arkadaşlar? Yani Ali Koç'tan Aziz Yıldırım yarıştı. Seçim öncesinde vaatler verildi. Şunu yaptı bunu yaptı ama. Hani ne dedi seçildiğimiz takdirde hedefimiz şampiyonluk. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak dedi. Bakın arkadaşlar transfer edilmesinde sadece Maksimen 11'de yer aldı. Amrabat, Ennesiri ikinci yerde oyuna girdi. Filip Kostiş kadroda bile yoktu. Şimdi ben size soruyorum. Hangi kadro? 6. maç. Yani ligin 6. maçı. Yanlış anlamayın. 6. maç. Resmi maçlarda 10. 5 tane de hazırlık maçı 15. maç. Yani 49,5 milyon euro bonservis ücreti ödendi. Şimdi Ali Koç sözünü tuttu diyen varsa aranızda adam değildir. Adam değildir. Ali Koç hocam doğru söylemiş diyen varsa adam değildir. Ha solda Sterling'den başlasaydık. <laughs> Kusura bakmayın öksürdüğüm için. Horvet'te Lewandowski ile başlasaydık. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz öksürüyorum ama. 10 numarada Hink Bink sonuna başlasaydık. <laughs> Yine Kusura bakmayın öksürdüğüm için. Ya da Hinkmingson ile Taliskayla başlasaydık. Sağ tarafta Hinkmingson ile başlasaydık. Yenilseydik ağzımı açarsam en adi en namert adam bendim. Daha ne yapacak giderdim? derdim. Çünkü Sterling ile Lewandowski ile Taliskayla ile seçim kazanıldı. Sonrasında da surprise. Ben şunu söyleyeyim derbide en etkili isim Maksimen'di değil mi? Kabup. Maksimen olmasaydı Tadiç orada olacaktı. Geçen sezonun en etkili ismi Tadiç'ti. Biz Galatasaray deplasmanda 1-0 yenmedik mi geçen sene? Yendiğimizdeki maç kimlerden oluşuyordu? Mesela e, hangi 11 ile çıktı? Galatasaray 0-1 Fenerbahçe. 19 Mayıs'taydı bir de. Bir de akılları sıra mesaj vereceklerdi. Şöyle böyle diye. Mesela maçın kadrosuna bakın arkadaşlar. Livakovic, Osai Samuel, Çağlar Söğüncü, Osterbold'e Ferdi Kadıoğlu. Yani hafta sonra derbiden sadece Osai ile Ferdi eksik. Ciku ön liberoda. Bakın Ciku ön liberoda. Yanlış anlamayın. Yanında Fred. 10 numarada Mert Hakan yandaş. Sağ açıkta Şimanski. Sol açıkta Tadic. Forvet'te Batşuay ile başlıyoruz. Bakın. Yanlış anlamayın beni. Geçen sezon çıkan kadroda bu şekilde çıkıyoruz. Ön liberon Ciku. Fred Mert Hakan da çıkıyorsun orta sahaya. Çünkü İsmail Kartal iyi bir analizci. Diyor ki Okan Buruk orta sahayı kalabalık yapar. Ben orta sahayı üstünlüğünü ele geçireyim. Zaten Şimanski'nin şey, Tadiş'ten Madiş'e ben bunları yenerim diyor. Forvet'e bat şu ay. Oyuna sonradan kimler giriyor? Edin Ceku, Joshua King, Leonardo Bonucci. Yedek kulübesine bakın. Mert Müldür, Zayt, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Zeki Dursun. Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek. Ulan yedeksiz yendik, yedeksiz. Hakem Galatasaray'ı tutmasına rağmen yendik. E şimdi bakıyorsun kulüben daha iyi. Kadron daha iyi. Sonuç daha kötü. Suçlu kim? CHP. Neydi? Yok. Öyle neydi ya dur. CHP diyorum aklıma hep şey yapmış bahaneler şeyinden FETÖ sor, suçlu. FETÖ'den dolayı yenildi Fenerbahçe. Kim? Dış minnaklar. Dış güçler. Amerikan'ın oyunu. Niye yenildi Fenerbahçe Ali Koç? Niye yenildi Fenerbahçe Mourinho? Transferler geç kaldı. Geç kalsın. Bak ilk transferlerden biridir Ennesiri. Ennesiri o kadar uzun bir şey değil arkadaşlar. Bir futbolcu kaç günde hazır olacak? Fenerbahçe'ye ne zaman gelmiş? 24 Temmuz'da mı gelmiş? 24 Temmuz. Bakın 24 Temmuz. 24 Ağustos, 24 Eylül. Yani yarın ikinci ayı oluyor. Hala ilk 11'de değil. Şimdi sorgularım ben bunu. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi yedek dursun diye mi alındı? Ya da neyse. Sıradaki haber şeye geçeyim. Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa tepkisi. Şimdi Galatasaray'a kaybedildi. 3 gün yenide Fenerbahçe camiine ye büyük üzüntü yaşadı. Liderlerin puan farkı 5'e çıktı. 6. haftada Fenerbahçe 13 puanda kaldı. Ali Koç'a istifa çağrısı. Sosyal medyada X platformunda Ali Koç'un istifa etmesi için 200 binden fazla paylaşım yapıldı diyor. En son kaç oldu bilmiyorum tam. Yani benim ekranımda yazıyor ama bakmak istemiyorum. Yani 200 binden fazla olması bile aslında komedi. En az orada 20 milyon falan olması lazım, 10 milyon falan olması lazım. Ciddi söylüyorum bak. Arkadaş Hani diyor ya şarkının birinde çağırdığın kızlar neredeler Osman diye. Verdiğin sözler neredeler Ali diyor millet. Haksızlar mı? Ya size bırakıyorum. Ben yorum yapmıyorum. Ben seçimde Aziz Yıldırım'ı destekledim. Ben dedim ki arkadaşlar bak Ali Koç'un tipik özelliğidir. Söz verir, sosyal medyada isimler yankılanır. Tekrar tekrar şu gelecek, bu gidecek falan filan. Bakın dedim benim duyum kaynaklarım Aziz Yıldırım'a daha yakınlar. Hani ben bugün Aziz Yıldırım'ın seçilmesini iki kat isterim. Çünkü kaynaklarım daha yakın. Daha fazla daha doğru duyumlar vereceğim. Belki de daha fazla meşhur olacağım. 74 bin değil 740 bin olacağım. Ya kim istemez ki bunu? Ali Koç'a yakın kaynaklarından bazısıyla tartıştım dedim. Yolları ayırdım dedim. Yani 6 senede sıfır şampiyonluk alan başkana da işte gitme sana muhtacım derseniz ekmeğe muhtaç olursunuz dedim. Dinletemedim. Ama Ali Koç seçildikten sonra da bir tane istifa etsin lafımı duydunuz mu? Duymazsınız. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Benden böyle bir laf duyamazsınız arkadaşlar. Ben sapına kadar Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçe'nin kötülüğünü ister miyim lan? İster miyim Fenerbahçe'nin kötülüğünü? İstemem. Yine söylüyorum. Sezon sonuna kadar Ali Koç da istifa etmemeli. Mourinho da istifa etmemeli. Sezon sonuna kadar gitmeli. Bakalım ne elde edeceğiz? Bakalım o şampiyonluk sözü vermeyen kadro ne başarı elde edecek? Not. Şampiyon olmasak ama UEFA Avrupa Kupası'nı kazansak ben yine başarısızlık sayarım. Benim ana hedefim şampiyonluk kardeşim. Avrupa'da kupa getirsen ne getirmez? Hayır, daha başarılı bir şey. Evet, ben de farkındayım. Avrupa'dan kupa getirmek hocam yüzyılımızı kurtarır. Şöyle böyle. Ben de farkındayım ama ligde şampiyon olmaktan sonra Avrupa'dan getirdiğin hiçbir hükmü yok. Peki hocam hem ligde hem Avrupa'da şampiyon olabilir mi bu kadro? Bak kadro eksik diyorsun. Bu kadro iki tarafta da şampiyon olabilir. Kadro eksik eksik değil. Sadece doğru idare etmek lazım. Rotasyonu doğru yapmak lazım. Yani ben çok konuşmayayım. Konuşuyor diyorlar ki çok konuşuyoruz. Ya taraftar Mourinho'ya da tepki gösteriyor. Ali Koç'a da tepki gösteriyor. Haksız değil. Fatih Altaylı günahım kadar sevmem. Günahım kadar sevmem. Ama Fatih Altaylı'nın bir yazısı var. Şimdi gel de bu yazıyı okuma. Harcadığım 500 milyon dolara yazık diyor. Ana başlıkta. Yani Fatih Altaylı derbi sonrası. Eee kendi YouTube kanalında Ali Koç'a sert tepki göstermiş. Şimdi bakın Fatih Altaylı demeyelim tamam mı? İsmi değiştirelim. Fenerbahçeli bir isim yapalım. Ama böyle camianın sevilen isimlerinden biri olsun. Tamam mı? Oğuz Çetin desek absürt olur değil mi arkadaşlar? Oğuz Çetin olmaz. Aykut Kocaman desek hocam bazılarda der ki Aykut Kocaman sen ne yaptın ki der. UEFA'da yarı final oynattı hani bilmiyorum başarı sayar mısınız ama hani mecbur saymanız lazım o da ayrı mesele de bilmiyorum sayar mısınız yine de ben size sorayım. Ee, rahmetli Can Bartu hayatta olsaydı Can Bartu bunu bu yazıyı kaleme alsaydı tepkiler ne olurdu? Bak olabilir. Gürkan Kubilay olabilir. Mesela Sevine Rıdvan Dilmen yok hocam Rıdvan Dilmen hükümete yakın. Lan keşke bizim bütün yönetim hükümete yakın olsa. Yani yanaklar manaklar e, yumuşacık olsa böyle yani. Hocam o kadar da değil. Biz onu istemiyoruz. Sen onu istemediğin için belki de şampiyon olamıyorsun. O da ayrı mesele. Neyse. Oyunu kuralına göre de oynamak lazım. Ben şey yapacağım. Mesela rahmetli e, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Can Bartu bu yazıyı yazmış olsa. Şimdi yazıyı okuyorum. İyi dinleyin beni. Ali Koç sürekli olarak hakemlerle olmayan veya olmayan düşmanlarla falan uğraşıyor. Bu tavrına ben geçmiş yıllarda Ali Bey yapmayın dedim. Futbolcu diyor ki demek ki sorun bizde değil. Biz ne yaparsak yapalım şampiyon yapmayacaklar. Futbolcu birdenbire sorumluluktan sıyrılıyor. Futbolcu sorumluluktan sıyrıldığı zaman maç umrunda bile olmuyor. Maç bitecek. Başkan zaten bizi değil hakemleri suçlayacak. Maç bitecek başkan bizi değil devleti suçlayacak. Maç bitecek ben varken şampiyon yapmayacaklar diyecek. Futbolcuları konuyla alakasını kesiyor. Aynı şeyi Mourinho'ya yaptı Ali Koç. Mourinho her maç rakiplerle uğraşıyor. Mourinho diyor ki ben başarısız değilim. Kulüp başarısız. Çünkü hakemler rakip takımı tutuyor. Ne oluyor? Sen başarıya endeksli olması gereken insanları bahaneye endeksli hale getiriyorsun. Bu da sahada ruhsuz, cansız bir futbol takımı, hiçbir şeyi umursamayan bir hoca ortaya çıkartıyor. Arkadaşlar bak, rahmetli Can Bartu söyledi sayın. Şirketi böyle yönet batar. Ali Koç son derece yanlış işler yapan bir yönetici. Böyle şirket yönetsen şirket batar. Müdürler, yöneticiler suçsuz. Kim suçlu? Müşteriler. Niye? Onlar iyi maldan anlamıyor. Sen önce hocanın, futbolculuğun sorumluluğunu tespit et. Sonrasında üçüncü kişileri suçla. Ali Bey kötü bir yönetici. Yazık yani. Ya bu işe harcadığı paralara yazık. 250-300 milyon dolar belki daha fazla parayı buraya harcadı. Belki 500 milyon dolar bu saçma sapan oyuna futbolculara bu paralar verileceğine en nesirliğe verilecek 20 milyon euroya memleket hayrına neler yapılırdı diyor. Şimdi bak Fatih Altaylı'yı dediğim gibi günahım kadar sevmem. Ama şimdi Allah rızası için bana bir cevap verin. Virgülünde hata var mı? Virgülünde. Ya arkadaş bak. Ben ilkokul öğretmeniyim. İlkokulda bazı aileler gelir, şunu söyler. Benim çocuğum yalan söylemez. Bu lafı çocuğunun yanında söyleyen her anne baba hayatı boyunca kendini parmağında oynatacak potansiyel bir dolandırıcı yetiştirir. Çocuğun yanında öğretmeni mi kötülediniz? Hayırlı olsun. Nur topu gibi Allah belanızı vermiştir. O çocuk çünkü o saatten itibaren asla öğretmeniyle iyi olmaz. Gelen bütün öğretmenler aynı olur. Çocuğun yanında okulu mu kötülediniz? O çocuk asla okuldan memnun olmaz. Düşüşe geçer. Şimdi aynı örneği Ali Koç'a veriyorum. Ali Koç futbolcunun yanında. Teknik direktörün yanında diyor ki. Ya FETÖ diye bir oluşum var. Bizi şampiyon yapmak istemiyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan var. Bizi sevmiyor. Fenerbahçe diyeyim diyor ama sevmiyor. İşte ekonomi bakanı var Mehmet Şimşek. Herkesten vergi kesiyor. Galatasaray'dan kesmiyor. İşte şurada şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ali Koç bunları söylüyor. Teknik direktör ne diyorum? <laughs> keriz. Buldum seni keriz. Yakaladım seni keriz diyor. Niye? Başarısızlık. FETÖ. Lan bir dönem hep böyleydi. Hatta skeçlere konu oldu. Adam karısını aldatıyor. Yakalanıyor. Kim yaptı? Ben yapmadım. FETÖ beynimi ele geçirdi. FETÖ yaptı. Artık ne kadar kişi ne kadar şeyde bahaneyi FETÖ'ye buluyorsa ya Ben yapmadım Hayır diyor FETÖ yaptı <laughs> Ya gayet normal değil mi bazı şeyler Vallahi bak ciddi söylüyorum Fatih Altaylı'nın Şu yazısını çerçevelet duvara as Çünkü sen Yapay Suni düşmanlar üretip Asıl düşmanı gizliyorsun Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar Fenerbahçe'nin asıl düşmanı Ali Koç desem. Vallahi hocam doğru söylüyorsun. Haklısın hocam. Yemin ediyorum haklısın hocam. Bak ben de aynı şeyleri söylüyordum. Hocam da, da ben bu videoyu izlemeden daha 5 dakika önce arkadaşa söyledim. Aynen ben bunu söyledim. Hocam bu gitmezse biz şampiyon olamayız. Diye başlarsınız. Başlarsınız. Rafa Silva'yı, Batshuayi'yi, Taliska'yı, Osimhen'i istemeyen İrfancan Kahveci'yi çöpe atıp Tadiç'i oynatan. Bak Tadiç'te, Ceko'da gelecek sene yolcular. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben olsam de Ceko'yu da artık e, kısmi kadro dışı yaparım. Ciddi söylüyorum kısmi kadro dışı yaparım. Tadiç, Ceko artık bak bunlardan Fenerbahçe'nin kazanacağı bir şey yok ha. Yanlış anlamayın. Çağlar, Çağlar, Cengiz, şu e, KK işlerini bir bırakırlarsa. KK ne hocam? Karı kız. Hocam evliliz ya. İster evli olsun ister bekar olsun. Saçma işleri bırakmaları lazım. Neyse. Sıradaki habere geçeyim de. Beni daha fazla yanlış anlamayın. Volkan Demirel taraftardan başka üzülen var mıdır? Şimdi ben az önce niye rahmetli Can Bartu örneğini verdim? O satırları Can Bartu yazsaydı şimdi Fenerbahçe'nin efsanesi değil FETÖ'cü ilan edecektiniz Can Bartu'yu. Şimdi Volkan Demireli bir grup muhtemelen Fenerbahçe düşmanı. Azizci, Aziz Yıldırım'ın yalakası. istiyor ki Ali Koç gitsin Aziz Yıldırım geldiğinde teknik direktör kendi olsun isteyen birisi. Çünkü Aziz Yıldırım gelse İsmail Kartal'ı getirmez getirecek olsaydı niye Mourinho derdi. Ben yırtındım. Yaz boyunca yırtındım. Mourinho'nun yardımcılığını Volkan Demirel yapsın. Evet kolay kolay birisi bunu kabul etmez. Aziz Yıldırım rica etsin. Ali Koç rica etsin yapsın. Volkan staj yapar. Mourinho lige adapte olur. Sıfır puan kaybıyla gideriz dedim mi? Dedim. Kabul etmediniz. Dedim ki Semih Şentürk altyapıda hoca. Altyapıda hoca olacağına gel üst takımda yardımcı ol. Yapar mı yapar bilir mi bilir eder mi de. Hocam Mourinho kabul etmez. Kabul ederse ekime etmezse sen de Mourinho'yu kabul etmesin dedim mi? Dedim. İsmail Kartal gitmesin dedim. Sağ tarafına Volkan Demirel Sol tarafına işte hani yine camianın evlatlarından birisi işte Semih Şentürk falan filan. Yardımcı yapalım dedim. Onu da kabul etmediniz. E şimdi buyurun. Şimdi e, olacak o kadar da dediği gibi aç gözünü seyret. Tekrarı yok bunun. Şimdi izle bakalım. Volkan Demirel bazı yorumlarda bulunmuş. Muhtemelen Volkan Demirel FETÖ'cü ilan edilecek. Volkan Demirel Fenerbahçe düşmanı ilan edilecek. Kripto Fenerli ilan edecek. Ulan Volkan Demirel'in molekülü Fenerbahçe der. Volkan Demirel'i şurada 70 milyon parçaya ayırın. Her parçası Fenerbahçe diye haykırır. Sakın böyle bir dangalaklık yapmayın diye söylüyorum ha. Şimdi uzun yıllar Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapan, kariyerine teknik direktör olarak devam eden ancak yaşadığı deprem olayından sonra artık teknik direktörlük yapmak istemeyen Volkan Demirel TV yüzde konuştu. Hocam bak sen de diyorsun ki alalım dedin adam teknik teknik yapmak istemiyormuş o nasıl olacak? Sen Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlüğü verseydin bak bakalım nasıl istiyordu. Bu da ayrı mesele. Şimdi. Değerli bir maçla ilgili diyor ki. Geçin Volkan Demirel'i. Futbolcular dahil herkesin geçmişi anlatması lazım. Videolarla, sosyal medyalarla anlatılmaz. Yaşamadan anlatılamaz. Yaşamadan anlatan hikaye anlatıyordur. Maça geleceğim. Ben gerçekten çok üzüldüm. Mesela ben bir futbolcu olsam anlatırım 3 Temmuz kumpasını. Başkanın cezaevine girmesini anlatırım. Anlatırım otobüste kurşunlanmayı. Şampiyonluğa giderken çalınan şampiyondu. Kim çaldıysa Allah da bildiği gibi yapsın. Diyor ki Galatasaray'a yenilmek artık normalleşti. Ben bunu kaldıramam. Tamam ben buradayım teknik adamlık yapıyorum. Fenerbahçe'ye karşı mücadele etsem elimden geleni yaparım. Yanlış anlaşılmasın diyor. Ben onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe yenilmiş üzülen var mıdır? Taraftardan başka üzülen var mıdır? Bilmiyorum. Maçtan erken çıkmak istedim. Kızım dedi ki baba ben çıkmak istemiyorum. Ona bir şey de diyemedim diyor. Hep söyleniyor Volkan Hoca ekibe girse diye. Benim böyle bir düşüncem yok. Ben zaten Fenerbahçe'ye bir gün geleceğim. İnşallah aklımdaki Fenerbahçe'yi, kafamdaki Fenerbahçe'yi en azından o duyguyu vermeye çalışacağım. <laughs> Bu resimlerle, sosyal medyayla eski maçların görüntüleriyle anlatılmaz. Yaşamadan hiçbir şey anlatamazsınız. Yaşamadan anlatan hikaye anlatıyordur daha etkili farklı olabilirdi diyor. Volkan Demirel. Şimdi yanlış anlaşılmasın bak ben ya da anlaşılsın ya neyse ben bitireyim de ondan sonra isteyen istediğini anlasın. Derbilerde sonucu kestirmek zordur deriz ama bazen oyunun içindeki akış maçın nereye gidebileceğini gösteriyor daha da farklı olabilirdi. Belki ilk 10 dakika Fenerbahçe iyi başladı ancak daha sonra Galatasaray'ın istediği oldu. Anadolu takımı değilsin. İkinci yarının başında tek değişiklik oldu. Ancak bence 2-3 değişiklik yapılabilirdi. Fenerbahçe bugün 2 tane taştan gol yedi. Bugün bunu Anadolu takımlarından yiyebilirsin ama Fenerbahçe ile bunu yemek bence irdelenmesi gereken bir konu. Bence irdelenmesi gereken bir konu. Fenerbahçe ile bu taştan gol yemek. Fenerbahçe takımı duran toplarda adam adamı oynayabilir. Bunu kabul edebilirim. Ama Fenerbahçe kendi seyircisi önünde adam adama bir yere kadar oynar. Bir yerden sonra artık alan devreye girer. Mert Müldür'ün Yunus Akgün'le adam adamı oynaması ikinci golün sebebiydi. Gol öncesi Sara'nın şutu Galatasaray'ın ilk pozisyonuydu. Sonra gelen taç atışıyla beraber Galatasaray oyunu almaya başladı. Aslında ilk 10 dakika Fenerbahçe vardı. 10 ile Sara'nın şutuna kadar da aslında... Bir oyun yoktu iki takımda da. Galatasaray bugün çok baskı görmedi. Temas olarak da görmedi. Seyirciden de görmedi. Çünkü seyirci maça giremedi diyor. Bugün de diyor ki Volkan Demirel. Değişsen ne olacak diyor. hani değişsen ne olacak? Diyorlar ki Ali Koç istifa istifası şu bu. Değişsen ne olacak. Ne değişecek diyor. Ama aynı Volkan Demirel bir şey daha söylüyor. Çok da güzel bir şey söylüyor. Diyor ki Ersin Düzen. Diyelim ki Ali Koç yeter dedi bıraktı. Bir anda ne değişecek? Volkan Demirel diyor ki bir defa tek çatı altında toplanılacak. Çok ayrışıyor Fenerbahçe camiası. Tek çatı altında toplanılmazsa yokuş aşağı gidiyor Fenerbahçe. Ben söyleyeyim diyor. Haklı mı? Peki Fenerbahçe'nin tek çatı altında buluşma ihtimali var mı? Bence yok. Yok bence. Bak diyor ki mesela Ferdi Kadıoğlu 35 milyon euroya gitti. Kostiş diye bir adam geldi. Nerede abi bu adam? Niye hazır değil? Gelip de hemen oynamıyorsa niye alındı? O simhen geldi oynuyor. Rafa Silva geldi oynuyor. İşte ben bunları anlamakta zorlanıyorum diyor. Ve Ahmet Çakar aslında e, sosyal medyayı ikiye bölen bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aslında ikiye de bölmedi ya. Bence sosyal medyayı bir çatı altında topladı. Fenerbahçe'nin yenilgisinin sebebini bir görselle anlatıyor. İşte Fenerbahçe bu yüzden yenildi diyor. Yani Ahmet Çakar'ın tam cümlesi şu. Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetinin temel nedeni işte bu fotoğraftır diyor. Yani ne düşünürseniz düşünün. Aklınıza ne gelirse gelsin. Kafanızda ne oluşursa oluşsun. Ben hiçbir şey diyemem. Ama şu görsel gerçekten de bak. Yüz ifadesi Ali Koç'un tedirginliği bilmem nesi falan filan derbi öncesi takımı ziyaret etmesi falan hepsi belli. Ya Cengiz Ünder oyuna giriyor. Birçok kişi diyor ki Murat Aşkman stadyumdan çıktım diyor. Cengiz hamlesi iyi kötü konuşmuyorum. Mourinho sen bu adamı yeterli görmediğin için dil maçı kadrosuna yazmadın. Fenerbahçe'yi Cengiz mi kurtaracak diye. Ben de diyorum ki 6 milyon euro verip Oğuz Aydın'ı aldın. Oğuz Aydın'ı bu maçta kurtarıcı olarak alamıyorsan vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Şimdi şunu da anlatayım. Fenerbahçe Galatasaray'a değil ukalalığına, şımarıklığına ve inatlarına yenildiği bir köşe yazısı yazdım. İnşallah okursunuz arkadaşlar. Ee, bunu okumanızı da çok çok istiyorum. Özellikle istiyorum. Ee, ve kesinlikle istiyorum o yazıyı okumanızı. Ya da neyse siz bilirsiniz. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'ne de Ali Koç'un istifa etmesini istemiyorum ama yanlış anlamayın. Biz yırtındık. Aman dedik Aziz Yıldırım seçilsin, Aziz Yıldırım seçilsin. Şimdi oldu ki Mustafa Hoca Ali Koççu. Biraz da siz Ali Koççu olun. Vallahi bak. Ben Aziz Yıldırım seçilsin diye uğraştım. Sonra dedim ki Ali Koç mu seçildi? Hayırlı olsun. İnşallah ben yanılırım. İnşallah dedim. Bak ben her zaman bunu söylüyorum. İnşallah ben yanılırım. İnşallah Ali Koç çok başarılı olur. İnşallah e, neydi o? Sterlingler, Lewandowski'ler, Taliska'lar falan gelir. Hiç gram umudum yok. Hangi biri gelirse gelsin her birisi için birer tane forma hediye edeceğim dedim. 3000 lira. 9 bin lira para ver dedim. Bir de Hink Mink sonu paylaştılar. Hadi ona da dedim 2 tane veriyorum. Bak ona öbürlerine 2 tane fazla veriyorum. 5 tane forma vereceğim. 15 bin lira. Canınız sağ olsun. Ben 15 bin lirayı veririm. Benim için sıkıntı değil ama dedim. Keşke gelse. Ama ekleme de yaptım. Dedim ki gelmezse siz ne vereceksiniz? Sizin de hiçbir şey vermenize gerek yok. Eğer bunlar gelmezse ki gelmeyecektir. Jose Mourinho'ya dandik kadro verecekler. Zaman ilerleyecek diyecekler ki hocam Jose Mourinho'nun istediği futbolcular alınmadı. Adam tavır yapıyor. Ki Allah var o da çıktı dedi ki benim en istediğim neyse getirdiler. Şunu istedim getirdiler. Amrabat istedim getirdiler. Ben yönetime bir şey demiyorum. İstediğim herkesi getirdiler dedi. Allah'tan dedi bunu. Yani yönetimlik de bir şey yok ciddi düşününce yönetimlik bir şey yok. Adam kim isterse getirdiler. Batu Ay gitsin de gitti. Hani her videoda da bunu dile getirmek istemiyorum ama. Fenerbahçe'nin şu saatte sonra şampiyonluk için yapacağı iki şey var. Bir rotasyon. Güzel bir rotasyon. Birilerinin dinlenmesi. Forma rekabetinin çok ciddi manada oluşması. Birbirini kemiren futbolcular. İki saha dışında adam gibi çalışan Fenerbahçe. Ya derbiye hazırlanıyoruz. Bizim şeyimiz, modumuz derbi değildi şeyde Galatasaray kara borsa satmış. Galatasaray bilmem ne e, neydi e, yasa dışı bahis reklamı almış. Galatasaray dansöz oynatıyormuş. Kenevir yetiştiriyorlarmış. Bilmem ne yapıyor. Ya saçma sapan iddialar, saçma sapan şeyler. Yargıç mıyız da biz? Hakim miyiz biz? Savcı mıyız? Adaleti biz mi sağlıyoruz? Neciyiz biz? Biz neyiz? Gereken yerler. Fenerbahçe yöneticisi çıkmış bu konuyu UEFA ile paylaşıp paylaşmamak arasında tereddüt ediyoruz. Yanlış anlamayın bu konuyu UEFA ile paylaşmıyorsanız siz Galatasaraylısınız. Siz Galatasaray'ın uşağısınız, hizmet ediyorsunuz. Siz Galatasaray'ın çocuğusunuz. Siz Galatasaray'ın elemanısınız, personelisiniz. Fenerbahçe'yi ele geçirmişsiniz. Geçen sene ağzımda dilimde tüy bitti ya. Haksızlık var UEFA'ya dosya yollayacağız. Yollamadıysa Ali Koç en büyük Fenerbahçe düşmanıdır. En halis Fenerbahçe düşmanıdır. O dosya yollanmadıysa Ali Koç'tan büyük Fenerbahçe düşmanı yoktur. O dosya yollanmazsa alsınlar o dosyayı, dürsünler, büksünler. Madem haksızlık var, madem adaletsizlik var, madem sıkıntı var, niye göndermiyorsun? Sen de mi ortaksın? Sen de mi ortaksın? Niye göndermiyorsun? Hayret bir şey ya. Sen de ortaksın o zaman Aziz Yıldırım. Şey Aziz Yıldırım diyorum. Aziz Başkan beni anladı herhalde. Selamlar olsun. Demek ki sen de ortaksın Ali Koç. Ben başka aklıma bir fikir gelmiyor. Demek ki UEFA'ya göndermediğine göre senin de bir şeylerim var ki göndermiyorsun. Ben rakip takım, Allah göstermesin. Rakip takımın taraftarı olsam derim ki ulan Ali Koç attı, tuttu UEFA'ya göndereceğiz. Göndermedi demek ki Ali Koç da bir şeyler yapmış. Bizimkiler yaptıysa derim Ali Koç da yapmış demek ki derim. O yüzden göndermiyor. Başka aklınıza bir şey geliyor mu? Ben bıktım arkadaşlar. Ben vallahi bak Ali Koç e, vaatlerinden bıktım. Şunu da söyleyeyim. Aranızda öyle koyunlar var ki M diye uçurumdan atlayacak. Öyle koyunlar var ki aranızda. Bugün deseler ki 2 ay sonra seçim var, siz gene Ali Koçu seçersiniz. Vallahi seçersiniz, billahi seçersiniz. Aranızda bazı koyunlar. Bugün Ali Koç'a atıp tutan koyunlar. Hatta bak size bir şey söyleyeyim. 20 maç sonra Fenerbahçe'nin 20. maçından sonra seçim olacak desinler. 20 maç Fenerbahçe böyle iyi gitsin. Hatta şansa es kaza falan rakipler de biliyorlar ya sizin durumunuzu. Liderliği liderliği tekrar Fenerbahçe'ye verse siz gene Ali Koç'u seçersiniz. Dersiniz ki bak adam lider yaptı. Hatalarından ders çıkarttı. 6 sene boyunca şey yaptı ama bu sene ben yine söylüyorum. Ben hatta şunu da söyleyeyim bak yanlış anlama ben Ali, size kızıyorum ama doğrular da söylemekten geri kalmıyorum. Ali Koç aslında en doğru senesini de şimdi yaptı ha. En doğru senesi şimdi. Adam kimi isterse aldı. Kimi getirin diyorsa getir. Daha ne yapsın ya? Daha ne yapsın? Bak şu ayı gitsin mi? Gitsin. İstemiyorum. Para için kalana benim de yolum yok. Şu gitsin de Gitsin. Ben orada istemiyorum. Allah belasını versin falan. Ya ben başka bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi Ali Koç'un kafasına bir şey sokayım. Acaba Sayın Ali Koç Galatasaray Mourinho bize gelmeden önce görüşüp anlaşıp cebine 3-5 milyon euro sıkıştırıp hani kara borsa falan günah paraları çokmuş ya. Ondan dolayı diyorum. Acaba para verip ulan Fenerbahçe'yi rezil et başına geç de, rezil et. Avrupa'ya karışmıyoruz ama ligde şampiyon yapma. Bizim maçlarda da korkak oynat falan demiş olabilir mi? Bence olabilir. Bence iyi araştırmak lazım. Şimdi de git bununla uğraş. Vallahi Fatih Altaylı'ya kızıyorum ediyorum ama sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Yapay düşmanlar, suni düşmanlar, değişik düşmanlar. Sonuç Fenerbahçe taraftarı uykusuz. Fenerbahçe taraftarı mahveden bir Pazartesi yaşasın. Fenerbahçe taraftarı perişan olsun. Ali Koç abimiz ne yapsın? Ali Koç abimiz de Acun Ulcalı'yı çıkarsın desin ki Acun Ulcalı istatistiklerde çok öndeyiz. Bizim istatistiğimizi Amarık ayak alayamadı. Allah hepimize sabırlar versin arkadaşlar. Uzun bir video oldu ama içimi dökmek istedim. Gerisini size bırakıyorum. Bu videonun başlığını siz belirleyin. Ali Koç istifa etmeli mi? Edecekse ne zaman etmeli? Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere.